LGS'ye son 13 gün çalışanlar, gayret gösterenler, kazananlar buradalar. Zaten ya ders çalışıyorlar ya deneme çözüyorlar ya da arada bir canları sıkıldığında motivasyon videosu izliyorlar. Biz de onları tebrik ediyoruz. Onları şimdiden kazanacakları için alkışlamak istiyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin en çalışkan, en başarılı hatta bizim şu ineğimiz nerede? Her zaman kullandığımız inek var ya güzel bir şey sakın yanlış anlaşılmasın. Bu ineğimiz her zaman çalışkan öğrencinin sembolü oldu ama sizler aynı zamanda Türkiye'nin en başarılı öğrencileri de olacaksınız inşallah. Niye? Çünkü çalışıyorsunuz. Çalışan, gayret gösteren bir öğrenci sınav sonucu ne olursa olsun zaten ileride çok başarılı olacaktır. Günün sözüne baktığımızda Sidney Smith diye bir vatandaş diyor ki dünyada birçok kabiliyetli kişi küçük bir cesaret sahibi olamadıkları için kaybolur diyor. Gerçekten karamsar bir söz. Ama bizim buradan çıkaracağımız şey şu. Hani bazen kazanamayacağız diyoruz ya bazen olmayacak. Üf yanlışım çıktı matematikte. Eyvah diyoruz ya. İşte o cesaretimizi kaybettiğimiz anlarda kendimize şunu söylememiz lazım. Hayır ben vazgeçmeyeceğim. Ben sadece iki tane matematik sorusunu yanlış yaptım diye veya on tane matematik sorusunu yanlış yaptım diye. Veyahut da denemedi istedim yapamadım diye bir LGS denilen sınava. Bir kitap çık ya bu nedir ki sen kimsin ya? Al Bu kadar iki tane kağıttan oluşuyor. Bir sınava kendimi asla teslim etmeyeceğim. Ben diyeceğim ki çalışmaya devam ediyorum. Ben vazgeçmiyorum. Yapabildiğimin en iyisini yapacağım. Sonrasında da tevekkül edeceğim. Sonucumu bekleyeceğim dememiz lazım. Vazgeçmememiz lazım. Çünkü vazgeçmemiz zaten çok kolay. Vazgeçmek herkes vazgeçiyor şu anda. Havalar ısın diye gezmeye çıktılar. Vazgeçtiler. Yapamıyoruz dediler. Vazgeçtiler. Zaten kazanamazsın dedi teyzesi, annesi, babaannesi. Vazgeçtiler. Biz ise hiç kimseyi dinlemeden, vazgeçmeden yolumuza devam etmemiz lazım. Niye? Dünyada başarılı olmuş insanların birçoğu ancak böyle başarılı oluyor. Yani etrafınızı herkes... Size çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Biz YouTube'a ilk videolar attığımız zaman bize şey diyorlar. Abi manyak YouTube'a video mu atılır? Sen öğretmezsin, ne güzel çalışıyorsun. Boş ver bırak öyle şeylerle uğraşma. YouTube'da kim ders dinler? Ne yapıyorsun abi? Diyorlardı. Bize yok ya izliyor çocuklar seviyorlar bizi falan. Abi böyle şeylerle uğraşma boş boş. Sen YouTuber mı olacaksın? Sen ne alakası var? Sen öğretmensin. Sen çok boş... Böyle şeyler diyorlardı. Bak eğer biz... Hatta bazen video yorum atıyorlardı. Hocam çok kötü anlatmışsınız. İşte hocam çok... işte hızlı konuşuyorsunuz ki gerçekten de hızlı konuşuyoruz. Hocam çok hızlı konuşuyorsunuz. Hocam işte her zaman olumsuz yorum yapan, Her zaman size karşı yapamazsın edemezsin diyenler oluyor. Ama biz hala çalışmaya devam ediyoruz. Sizler de her zaman derslerinizi sıkı sıkıya çalışmaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Vazgeçmek yok. Zaten bizim kitabımızın, kutsal kitabımızın ilk emri ne? Oku. Oku diyor ya. Oku. Kainatı oku, kitap oku. Dolayısıyla sizler de okuyup çalışmanız lazım. Günün yorumuna baktığımızda Can Demir Kıran diyor ki... Son 14 günde matematik ve fen netlerimizi 5'ten 15'e çıkarabilme şansımız var mı? Şimdi şöyle bir şey söylemem lazım Can. Gerçekten 5'ten 15'e çıkarmak biraz zor. 10 net 14 günde bir anda artmayabilir. Ama en azından sen 5'ten 15'e çıkaramasan bile 12'ye çıkarırsın, 13'e çıkarırsın, 11'e çıkarırsın, 9'a çıkarırsın. Zaten sınavda şöyle bir şey yok. LGS'de 11 matematik yapamayanları al. Öyle bir şey yok. Bu bir sıralama sınavı. Bazen Türkiye birincisi hepsini doğru yaparak Türkiye birincisi oluyor. Bazen bir yanlışla Türkiye birincisi oluyor. Bazen iki yanlışla Türkiye birincisi oluyor. Bazen işte atıyorum Kabataş Erkek Lisesi'ne... Ee, İki yanlışa giriyorsun. Bazen üç yanlışa giriyorsun. Dolayısıyla sen şu anda yapabileceğin en yüksek net yapmaya çalış. Ama şu anda söylediğin soruya doğru cevap vermem lazım. 14 günde 5'ten 15'e bir anda çıkmak biraz zor. Ama 14 olur, 13 olur, 12 olur, 11 olur. Sen vazgeçmemelisin dolayısıyla. Yani 5'ten 15'e çıkmaz dedi hoca. O yüzden vazgeçiyorum. 5'te kalacağım. Niye 5'te kalıyorsun ki? Çalış. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yapabildiğin en iyisini yap dememiz gerekiyor. LGS'ye son 3-4 gün kalan... Ha, fen netini artırabilirsin burada matematik için konuşursan. Fen neti artabilir. Çünkü fen dersi matematiğe nazaran daha hızlı, daha kolay ilerlenebilen bir ders. Dolayısıyla matematikte belki dediğim biraz hani doğruyu söylemem lazım. Ben de burada yaparsın sen dersem inandırıcılığımı kaybederim. Ama fen de 5'ten 15'e çıkabilirsin. Bunu da söyleyeyim sana. Gerçekten fen de sıkı sıkıya çalışırsan 5'ten 15'e çıkmak o kadar da hayali imkansız değil. Çünkü fen biraz daha kolay oluyor matematiğe göre. LGS'ye son 3-4 gün kala çalışmaya devam etmeli miyiz? Evet son 4 gün kala çalışacaksın. Son 3 gün kala çalışacaksın. Ama son gün çalışılmaz. Yani LGS'den bir gün önce ders çalışılmaz. O gün dinleneceksin. LGS'den iki gün önce de deneme çözülmez. Yani o gün Tekrar edebilirsin, sorulara bakabilirsin ama o gün oturup deneme çözmek yanlış olur. Çünkü niye LGS'den iki gün önce bir deneme çözmüşsün? Diyelim ki çok yanlışın çıktı. Bir anda yanlışlıkla çok moralini bozabilir. Ya uf ya diye kafan takılır. Ama şu anda açtın bir deneme çözüyorsun. Yanlış çıkarsa çıksın. Önemli değil. Hemen doğrusunu öğreniriz. Ve da açtın geri sayım denemelerinde matematikte 20'de 5 yaptın, 10 yaptın. Aa niye üzülüyorsun ki? Ya daha var 14. Biraz da çalışıp kapatabilirsin. Yani iniş çıkışlar olabilir. Ama LGS'den bir gün önce yapılacak bir deneme belki moralimizi bozabilir. O yüzden ha moral de verebilir gelebilir tabii bu arada. Full yaptığını düşünsene. Oba hepsini doğru yaptın. Ertesi gün sınava giriyorsun. Ama yine de biz o günlerde öğrencilere tekrar etmelerini ya da dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Ama bu günlerde bol bol deneme çözeceğiz arkadaşlar. Keşan Fen Lisesi Edirne'de arkadaşlar sizi bekliyor. 5.5 tıp, eczacılık, mimarlık, fen edebiyat, mühendislik uçuyor Başarı uçuşuyor. Edirne'deki öğrencilerimiz veya Trakya bölgesindeki öğrencilerimiz zaten bu okulu ne yapacaklar? çok güzel bir şekilde kazanacaklar. Tebrik ediyoruz kendilerini. Bugün de günün kaynağı yok. Niye? Sizler zaten sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz arkadaşlar biz. Bizler sizin LGS çıkmış sorulara baktığınızı, örnek sorulara baktığınızı, bizim kaynaklarımızdan ya da başka kaynaklardan mükemmel bir şekilde çalıştığınızı biliyoruz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ama şunu da unutmayın. Bizler sizi kazanacağınız için değil, çalıştığınız için, gayret gösterdiğiniz için boş boş, aylak aylak gezmek yerine kendiniz ve ülkemiz için bir gayret gösterdiğiniz için çok seviyoruz. Hadi bakalım inşallah LGS'de çok güzel başarılar sizi bekliyor.